Dördüncü güç devam ediyor. Mecliste tartışmalar da devam ediyor. Az önce Özgür Özel'i, Özlem Zengin'i de gördük. Konuşuyorlar. Evet. Meclisin gündemi GARA. Bakanlar açıklamalarını, bilgilendirmelerini yaptılar. Sanırım mesele uzamaya devam edecek. Mecliste tartışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun GARA'dan sonra olan konuşmaları? Şimdi bir operasyon ya da bir harekat düzenlenir, tertiplenir. O harekatın incelikleri vardır. Komuta kademesiyle de takip edilir. Stratejik hamleler, stratejik ilerlemeler ya da stratejik geri çekilmeler olabilir. Hı hı. Burada biliyoruz ki askerimiz var. Esir tuttu, rehin alınan askerimiz var. Ona göre çalışma, ona göre saha faaliyeti, ona göre nokta operasyonu yapılmalı. Daha titiz, daha düzenli, daha ince bir şekilde ilerlemek lazım. Onu da söylediler. Yani hava harekatı başladıktan sonra şehit edildiklerini söylediler. Demek ki mağara içerisinde olduklarını biliyoruz bir noktada. Şehit edilme ihtimalleri de var ön planda. O zaman nokta operasyonu, hava harekatı değil, önce nokta operasyonuyla saha faaliyeti yürütmek lazım. Burada çok önemli titiz çalışma yürütmek lazımdı. Şimdi bu nokta ayrı bir kısmı. Ama geliyoruz şimdi meclisteki açıklamalara bakıyoruz, söylemlere bakıyoruz. Bir taraftan HDP kapatılsın tartışmaları, HDP ile PKK arasındaki iletişimden bahsediyoruz, konuşuyoruz. Sayın Süleyman Soylu da Pervin Buldan'dan bahsediyor. Hatta bir süre daha misafir edeceklerdi. Yani o aracı konumuna dahi oturtmuşuz HDP'li bazı isimleri. O noktaya bile oturtmuşuz. Ama gereğini yapma noktasında, adım atma noktasında ne yazık ki... Çok gerideyiz ya da öngöremiyoruz bazı şeyleri. Terörle mücadelede Irak'ta nasıl yerel yönetim, Irak'ta işte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle, Irak yönetimiyle Milli Savunma Bakanımızın şeyi varsa, iletişimi, girişimleri varsa, Suriye'de de aynı şekilde. Yani biz Amerika'yla, Rusya'yla, bunlarla masa, bunların patronu, bunların nefes borusu olan kişilerle masada bu problemi çözmemiz mümkün değil. Evet. Kesin, net ve kati kurallarımız, çizgilerimiz olmalı. Tavırlarımız Mustafa, olmalı. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'ya bağlanacağız. Senin cümlelerine şöyle bir ek de yapayım. Bundan 3-5 sene önce çözüm sürecinde PKK ile bunların ilişkisi var, bağını koparamadılar diye bugün suçladığımız HDP'liler ya PKK ile bir konuşsanız da hani silah bıraksalar diye bizim derken yani devletin, daha doğrusu hükümetin aracısı konumundalardı. Bunların hepsini konuşalım Mustafa Kaya'yla. Sayın Tabii. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Sayın Başkan, Saadet Partisi olarak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Bakanları az önce dinlediniz. Bir gönülleri mutmain etme konuşması olarak gözümüze çarptı. Bir yandan da iddia ortaya koydular. İşte Murat Karayılan parça parça edilecek vesaire gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Meclise yapılan açıklamaları yeterli gördünüz mü? Kafanızda soru işaretleri kaldı mı? Bir de şunu da ilave etmiş olayım. Siz aynı zamanda Saadet Partisi dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısınız. Bu operasyon kapsamında nasıl değerlendirirsiniz? Oradan da bağlantı yaparsak güzel olur. Peki, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sizi ve saygıdeğer izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii 13 şehidimizin olmuş olması ve bu 13 aslında eve yangının ateşin düştüğünü değil, bütün yüreklere, 83 milyon insanın yüreğine düşen ateşi net olarak hepimize gösterdi, bu acıyı yaşattı. Yakın zamanda bu acıyı aynı şekilde yine 36 şehit verdiğimiz İdlib saldırısında da yaşamıştık. Gerçekten herkes bu acıyı yüreğinin derinliklerine kadar hissetti. Ve bu şekilde hem de yani bir mağarada 5-6 yıldan beri ailelerinden uzak olmuş olmalarına rağmen ve kavuşma ümidiyle onların hayatta olduklarını bildikleri halde kavuşamamanın verdiği acıyla beraber ailelerin böyle bir sonla evlatlarını almış olmaları elbette hepimizi çok derinden etkiledi. Bunu ifade etmek istiyorum. Evet. Şimdi iki bakan tarafından önce muhalefet partisine yapılan ziyaretleri, bunları doğru yerinde ziyaretler olarak değerlendirmek mümkün. Olması gereken bu aslında. Bu tür olağanüstü durumlarda
Ülkede iktidarın muhalefet partileri liderleriyle muhalefet partilerine ortak sorunları, ortak meseleleri dile getirmek adına bazı özel paylaşımlarda bulunmak adına gitmeleri kadar doğal bir şey yok. Fakat bunu iktidar yani tam anlamıyla yapabiliyor mu? Onu tam anlamıyla yerine getirebiliyor mu? Bunu üzerinde endişeler çok fazla. Ve iktidar sürekli, yani Sayın Soylu'yu dinledim biraz önce, Sayın Akar'ı dinledim. Yani uzun zamandan beri bakan yardımcılar üzerinden vesaire yaptıklarından bahsediyorlar. Ama öylesine bir adımlardan bahsediyorlar ki hani biz çok gizli bir süreç yürüttük. Bu sürecin devamında öyle hassas dengeler vardı ki o hassas dengeleri korumaya çalıştık diyorlar. Ama şu iddialar, yani hem de dün şehitlerin olduğu günde o Rize Kongresi'nde vesaire kongrelerde yapılan açıklamalarda ortaya çıkan manzarayı nasıl açıklayacaklar? Evet. Yani bu manzara ortadayken bu iktidarın süreci çok doğru yürüttüğünün delili olarak mı takdim edecekler? Bundan önce muhalefet partilerini beğenirsiniz beğenmezsiniz. 5-6 yıldan beri bütün bu 13 tane insanımızın, askerimizin, polisimizin, PKK'nın alıkoyduğu bu insanlarımızın aileleriyle buluşturulması adına iyi, kötü, doğru, yanlış girişimleri olmuş. Soru önergeleri vermişler. Basın toplantıları yapmışlar. O basın toplantılarıyla beraber insanların kamuoyunda karşılık bulmasını temin etmeye çalışmışlar. Şimdi bütün bunlar olmuş. Bütün bunlar olduğu halde siz tamamen bugün geldiğimiz noktada bütün bu süreçleri en iyi, en başarılı yürüttüğünüzü iddia ederseniz bazı yanlış sonuçlara da buradan gitmesine sebep olabilirsiniz. Yanlış bilgilendirmeyi de bunların beraberinde getirebilirsiniz. Ben bu iddiaları doğru bulduğumu ifade etmek adına değil ama kamuoyundaki algıyı ifade etmek adına bunları söylemem lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir müjde vereceğim ifadesinin ardından böyle bir beklenti mi vardı? Böyle bir hedef mi vardı? Şimdi bunlar bilinmediği takdirde, bunlar ortaya çıkarılmadığı takdirde biz bu operasyonun başarısını, başarısızlığını, bunları elbette değerlendirme imkanımız olmuyor. Ayrıca tabii ki Sayın Bakanlar da, tabii ki iktidar mensupları da bu şehitlerin acısından elbette yürekleri yanmıştır. Ama süreçleri böyle yürüterek, böyle yöneterek, böyle her şeyi kendi kontrollerindeymiş gibi gösterip ondan sonra bu sonuç ortaya çıktığı zaman da bununla ilgili doğru düzgün bir bilgilendirmenin ötesinde hala meclis kürsüsünden suçlayıcı tavırlar içerisine girmek de gerçekten anlaşılabilir değil. Şurasını çok önemsiyorum. Evet, yürek yanıyor. Sayın Bakan'ın da yüreği yanıyor. Ama Sayın Bakan, Sayın Bakanlar, iktidar mensupları en ağır şartlarda dahi dillerini muhafaza ederek, bunu muhafaza edip topluma güven vererek bunu ancak sağlayabilirler. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini temin etmenin yolu topluma verilecek güvenden geçer. Yukarıdaki siyaset dilinin aşağıya yansıması çok farklı olur. Toplum kendi içinde ayrışırsa, kamplaşırsa, birbirine düşman olursa yukarıdaki bu ifadenin toplumdaki tabandaki yanlış değerlendirilmesinden ortaya çıktığı sonucu net olarak belli olur. O yüzden burada şunu ifade edelim. Bu acıyı yüreklerimizin derinliklerinde hissediyoruz ve şimdi öyle bir noktaya geldi ki yine bunun üzerinden de bir kamplaşmayla beraber kendimizi maalesef kamplaşmanın içerisinde bulduk. Kamplaşmanın bizi nerelere götürdüğünü gördük ama hala bunda ısrar ediyoruz. Bunu da anlamak mümkün değil. Evet. Diğer taraftan, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun Sayın Başkan. Diğer taraftan şunu söylemekte fayda var. Sizin sorunuzla ilgili Amerika'nın yaptığı açıklama. Şimdi burada iki nokta var. O da şu. Sayın Hulusi Akar ilk bu bilgilendirmeyi yaparken önemli detaylar verdi. O detayların ilki bu şehitlerimizin 12'sinin başlarından vurularak şehit edildiği, diğerinin de omuzundan vurularak şehit edildiği yönünde bilgiydi. Ardından tabii çeşitli manipülasyonlar ortaya çıktı. Amerika dahi böylesine manipülatif bir bilgiye istinaden bunun terör örgütü tarafından yapılmış olmayacağını ima ederek teyit ihtiyacını hissettiğini ifade etti. Her ne kadar bu bilgi
Daha sonra Dışişleri Bakanı ve Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la yapılan görüşmede bertaraf edildiyse de Amerika dahi burada bu manipülasyonların bir parçası olarak ortaya çıktı. Ve Amerika şu anda bölgede ne denirse densin, Amerika şu anda bölgede PKK'nın tasfiye edilmesinin adımlarını atıyor. Amerika'nın şimdi bir tane derdi var. Amerika PYD ve YPG'yi meşru hale getirmenin evet. hesaplarını yapıyor. PKK'nın bu anlamda Irak'taki varlığının sonlandırılmasını, Irak'taki faaliyetlerine son verilmesini, PKK'nın bir anlamda adını Suriye Demokratik Güçleri adı altında PYD ve YPG'ye devretmesinin hesaplarını yapıyor. Irak bölgesel yönetimi de, Irak merkezi hükümeti de PKK'nın bölgedeki varlığından rahatsız. Peşmerge güçleriyle PKK'lılar arasında çatışmalar yaşandı. Geçtiğimiz süreçte evet. ölümlü çatışmalar yaşandı. Kendi içlerinde de bir çekişme var. Yani Kuzey Irak bölgesinde de bir çekişme var. O yüzden PKK'nın tasfiye süreci de bir anlamda devam ediyor. Amerika'nın tek bir hedefi var şimdi. Suriye'deki zaten Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede de ifade edilen oydu. Suriye'deki siyasi çözüm vurgusunda Suriye'nin aynen Irak'ta olduğu gibi 1991 sonrası, 2003 sonrası gerçekleştiği gibi Suriye'de mümkünse bağımsız değilse özel bir devlet kurulması hedefini Amerika adım adım gerçekleştirmeye çalışıyor. Amerika bu zamana kadar bunu terör vasıtasıyla hayata geçirmeye çalıştı. Bundan sonra da bunu PYD-YPG üzerinden kontrol etmeye çok çalışacak. Çok güzel gideceğim. Sayın Başkan, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Amerika PKK'dan vazgeçti. Suriye'de PYD üzerinden Suriye Demokratik Güçleri adı altında eskisi gibi bir terör grubu değil. Daha uluslararası camiada sözde meşru bir yapı ortaya koymaya çalışıyor. Ve Kuzey Irak'ta rahatsız, Amerika'da tasfiye ediyor. PKK tasfiye ediliyor aslında diyorsunuz. Bu açıklama çok önemli çünkü bir yandan da Süleyman Soylu az önce de söyledi. Yurt içinde 300'e düştü dedi. Bu PKK'lı sayısı Irak'ta da üzerlerine gidiyoruz. PKK'nın kökünü kazıyacağız dedi. Bir yandan Amerika tasfiye ediyor diyorsunuz. Bir yandan da Süleyman Soylu biz PKK'nın kökünü kazıyoruz diyor. Bu dengeyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği son yıllardaki başarılı mücadeleyi asla bir yani asla görmezden gelemeyiz. Türkiye önemli bir mücadele verdi PKK'ya karşı ve PKK özellikle Türkiye'de sadece bu iktidar döneminde değil 40 yıllık dönemde Türkiye'nin güvenliğini, iç güvenliğini, dış güvenliğini doğrudan tehdit eden terör örgütü olarak devletin mücadelesinde birinci sıraya yerleşmiş bir terör örgütü olarak hep bugüne kadar ola geldi. Ve Amerika ile ilişkilerde Amerika Türkiye'nin PKK ile mücadelesini ta öteden beri PKK'ya bakışını net olarak bildiği için PKK'yı Türkiye'ye dayatarak PKK'yı Türkiye'de meşru getirerek bir yol alamayacağını anladığı için bunu farklı bir noktaya eviriyor. O da Suriye'de PYD ve YPG'yi bu anlamda kullanmaya çalışıyor. Evet. PYD ve YPG'yi de gizlemek için Suriye Demokratik Güçleri adı altında bir çatı kuruluş altında bunları tarif etmeye gayret ediyor. Dolayısıyla PKK'yı Amerika tasfiye ediyor. Türkiye burada herhangi bir PKK ile mücadelede bir şey yapmadı şeklindeki bir çıkarım doğru bir çıkarım olmaz. Türkiye'nin PKK ile mücadelede önemli kazanımlar elde ettiği hakkını teslim etmemiz gerekir. Ama aynı zamanda Amerika'nın da bölgede PKK'nın tasfiyesiyle ilgili önemli adımlar attığını da bilmemiz gerekir. Evet. Burada yani hepimizin bildiği gibi Gara bölgesi Kandil ve Sincar'dan sonra PKK'nın yerleşmeye çalıştığı üçüncü bir bölgeydi. Ve Kandil'de, Sincar'da hareket alanı iyice daralan PKK'nın Gara'ya yerleşme planları olduğu da zaten istihbarat raporlarına yansımıştı. Gara'da yeni bir oluşumla birlikte PKK'nın tekrar hareket alanını genişleteceğine dair varsayımlar ve bilgiler üzerine bu operasyon planlandı. Tabii bu operasyon planlanırken 13 tane insanımızın, 13 tane şehidimizin orada olduğu bilgisi de muhtemelen devlet tarafından biliniyordu. Ancak şimdi tabii operasyonun detayları nedir, ne değildir, ben onunla ilgili değerlendirme yapacak durumda evet. değilim. Herhangi bir bilgiye de sahip olmadığım için sadece açık bir şekilde kamuoyuna ifade edilen bilgilerle yetiniyorum.
Ve burada bu mücadelenin önemli olduğunu ama bu şeylerin 13 askerimizin, 13 polisimizin, sivil insanımızın kurtarılması adına mı yapıldı? Yoksa onlar zaten Gara'ya PKK yerleşmek istiyordu. Gara'daki bu yerleşme planları bertaraf edilmek için mi yapıldı? Bunu zaman içerisinde daha iyi öğrenebileceğiz diye tahmin ediyorum. Sayın Başkan, biz günlerdir, hatta haftalardır bir HDP tartışması üzerine de konuşuyoruz. Sayın Bahçeli sık sık bunu dile getiriyor. HDP kapatılmalı, ama şöyle Türkiye'nin siyasi duruşu, fotoğrafı, tartışma konularına baktığımız zaman genel pencereden baktığımızda çok küçük bir noktayla meşgul oluyoruz gibi bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Yani terörle mücadele konusunda şimdi HDP kapatılsa terör kalkacak mı ortadan? Bu birinci noktası. Diğeri, biz PKK ile mücadele etmiyoruz sadece. Türevleri YPG, PYD, SDG gibi terör gruplarıyla da mücadele ediyoruz. Amerika hem Irak'ta hem Suriye'de karşımızda. Suriye'de, Rusya'da sahada PKK, YPG, PYD terör örgütünün yanında. Şimdi ufak bir fanusa çekmiş oluyoruz. HDP kapatılsa terör sorunu ortadan kalkacak mı? Bir de fotoğrafın bütününe baktığımız zaman Amerika'nın karşısında, Rusya'nın karşısında onları geri adım attıracak ya da durduracak noktada atabileceğimiz bizim somut adımlarımız var mı? Şimdi terörle mücadele Türkiye'nin ifade etmeye çalıştığım gibi 40 yıldan beri sürdürdüğü bir mücadele. Bu mücadele ile oradaki bölge insanını ayıracak dili, formülü Türkiye geliştirmek zorunda. Türkiye bunu yapamadığı takdirde sürecin tamamen uluslararası aktörlerin eline, bugün kısmen itilmiş durumda ama uluslararası aktörlerin eline vermek gibi bir yanlışın içerisine düşer. Türkiye kendi mücadelesini kendisi verebilir, kendi sınır güvenliğini kendisi sağlayabilir ve buna altyapısı var, buna müsait her şeyi, güvenlik açısından herhangi bir endişeyle yaklaşmaz ve kendi sorunu kendisi çözebilir. Ancak Türkiye'deki siyaset dilinin olabildiği ölçüde itidalli, teennili ve hani boğaz dokuz boğum denir ya, o evet, şekilde bir yaklaşımla kullanılması gerekir. Bugün terörle, yani bunu ifade etmek gerekir, HDP'nin terörle örtüşen tarafları tabii ki var. Bunu HDP'nin yöneticileri içerisinde ifade edilen kendi yaptıkları açıklamalarla bunları görüyorsunuz. Ama şunu anlatamayız. Yani bugün herkes söylüyor, bütün HDP'liler eşittir, PKK'lıdır derseniz, bütün seçmeni PKK'lıdır derseniz doğru bir iş yapmış olmazsınız. Tabii. Ve bu ülkeye pimi çekilmiş bombayı getirir, ülkenin ortasına bırakmış olursunuz. Toplumsal barışınız ortada kalmaz. Hiçbir şekilde süreci yönetemezsiniz. Bu 6 milyon oy veren insanların içerisinde geçmişte Anavatan Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Refah Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, bütün partilere oy veren insanlar var. Herkesin sorması gereken şey şu: neden bu insanlar kendi siyasi tercihlerini değiştirerek bugün gittiler, HDP'ye oy vermekte ısrar ediyorlar? Bunun sorusunu sormadan biz bu süreçleri yönetemeyiz ve HDP de, hep söylüyoruz, bunu da ifade etmekte fayda var, HDP kendisini terörle arasına yani bir mesafe koymadığı müddetçe, terör örgütünün iletişim dili olan silahı bu toplumsal siyasi zeminde aradan çıkarmadığı müddetçe Türkiye'lileşmesi mümkün olmayacak ve bu anlamda kendisini bir bölgeye sıkıştırmış şekilde siyaset yapmak zorunluluğunu devam ettirecek. Evet. Ve mutlaka ve mutlaka Türkiye'de terörün, şiddetin ortadan kalkması, bütün taleplerin, katılın katılmayın, bütün taleplerin siyasi zeminde ve şiddetten arındırılmış, terörden arındırılmış bir şekilde dile getirilmesinin altyapısının oluşturulması gerekir. Tabii. Yani insanlar kalkıp, batıdaki insanlar tamamen batıda yaşamanın vermiş olduğu o bakış açısıyla doğuyu değerlendirmeye, doğuda yaşayan insanların, güneydoğuda yaşayan insanların da tamamen kendi bulundukları, yaşadıkları coğrafyadan bütün olayları değerlendirmek gibi bir yanlış içerisine düşmesinler. Bu ülkenin Hakkari'si de, Edirne'si de, Artvin'i de, Samsun'u da, neresi olursa olsun, İstanbul'u da, Diyarbakır'ı da aynı noktadan asgari müşterekleri yakalayacak bir dili geliştirmek zorundalar. Bu ülke hepimizin, bu ülke 83 milyon vatan evladının ve terör, şiddet, silah,
kullanılmaya devam ettiği müddetçe, bu arada olduğu müddetçe biz bunu çözemeyeceğiz ve insanlarımız bu anlamda bu zorluklarla yaşamaya devam edecekler. Sayın Kaya, bakınız, ben size bir şey söyleyeyim, size öyle. Bakınız, dünyada üç tane örnek var. Birincisi, İrlanda'da Sinn Féin örneği var, İRA terör örgütüyle. Evet. Şeyde İspanya'da ETO terör örgütü var, Harry Batasuna örneğiyle, siyasi partisi. Ve bir de aslında bu ikisi Avrupa'daki örnekleri ama daha çok Kolombiya'daki FARC örneği, FARC terör örgütü örneği bu anlamda değerlendirilmesi gereken ve süreç yönetim açısından bakılması gereken bir örnek olarak önümüzde duruyor. FARC terör örgütüyle Kolombiya hükümeti masaya oturdu ve masaya oturdu, referandum verdi. Buradan farklı bir şey çıkartmasın, kimseyle masaya oturalım anlamında bir ifade kullanmıyorum ama sadece farklı bir noktaya bağlayacağım, ifade etmek için söylüyorum. Evet. Orada FARC terör örgütü referanduma gitti. Halk o referanduma hayır demiş olmasına rağmen terör örgütü silah bıraktı ve ben demek ki bu halk tarafından kesinlikle kabul edilmiyorum. Benim bundan sonraki vereceğim mücadelenin bir karşılığı olmadığı gibi bundan sonra da bir kazanımım olmayacak dedi, bıraktı. Şimdi siyaset dilinin muhafaza edilmesi, siyasi anlamda insanların kendilerini rahat ifade edilebileceği bir noktaya geçmek lazım. Ve PKK terör örgütü 30 yıldan beri, 40 yıldan beri küresel güçlerin, siz de ifade ettiniz, küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmesi adına kullanılan bir vesayet ve vekalet örgütü olarak kendisini konumlandırdı ve buradaki izlerin birbirine karışmış olmasından dolayı da kendisine çıkar sağlamaya çalışıyor. Bunun da bilinmesinde fayda var. Sayın Kaya, şimdi çok önemli bir noktadan devam ettiniz. Özellikle siyaset dili dediniz ya, 6 milyon vatandaşı, HDP'ye oy veren insanı, ki başka kesimlerden oraya geldiler, 6 milyon değillerdi. Bu kadar insanı terörist ilan etmek toplumsal barışın ortasına pimi çekilmiş bir bomba koymaktır dediniz. Şimdi birileri, genel olarak konuşmuyorum, herkes böyle bir şey yapmıyor tabii ki, ama birileri Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti de, şimdi HDP PKK ile CHP ile HDP de İyi Parti de bunları katarak HDP ile hareket ediyor. Bunlar da terörist. İşte Davutoğlu ile Babacan da CHP ile hareket ediyor. Bunlar da zaten bunlardan. Hatta birileri özellikle iktidar adına konuştuğunu iddia eden birileri Saadet Partisi'ni bile bu işin içine katıp toptan bütün muhalefeti terörle birlikte gayrimilli tarafta gösterme gibi bir dert var birilerinde. Şimdi 6 milyon vatandaş için toplumsal barışın ortasına atılmış bir bombadır. Ki şu anki kamuoyu araştırmalarında görülüyor ki Türkiye'nin %50'sinden fazlası bu birilerine göre terörle iltisaklı kabul ediliyor. Bu söylemin arızası ve bunları söyleyenlerin bu devlet açısından niyetinin ne olduğunu sorayım size. En büyük problemimiz bizim, Hasan Basri Bey, en büyük problemimiz kamplaşma, evet, ayrıştırma, ötekileştirme. Kamplaşma dili, ötekileştirme dili, ayrıştırma dili ortadan kalkmadığı müddetçe sorunlarımızı doğru bir zeminde tartışamayacağız. PKK bir terör örgütüdür. HDP'nin PKK ile örtüşen yanları vardır. Bu anlamda bunu net olarak ortaya koymak gerekir. HDP'nin buradan ders çıkarması gerekir. HDP'nin kendisini bütün Türkiye'ye ifade edebilecek dili geliştirmesi gerekir. HDP, PKK ile örtüşen yanlarını ortadan kaldırmadığı müddetçe, silahla arasına mesafe koymadığı müddetçe, PKK terör örgütünün bir uzantısıymış gibi hareket etmeye içlerindeki kimileri devam ettiği müddetçe, ne Kürtlerin, ne Türklerin, ne Arapların, ne Sünnilerin, ne Şiilerin, ne de Çerkezlerin, Abazaların, hiçbir kimsenin problemi çözülmeyecek. Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde iletişim dili ortadan kalkar. Ve bu iletişim dili maalesef bugün çok büyük bize zararlar vermeye başladı. Şimdi diğer taraftan siz bunu ifade ettiniz. Bizim İletişim Başkanlığı diye bir kurumumuz var.
Evet. İletişim Başkanlığı'nın başındaki insanın kullandığı dile bakarsanız adı sanki iletişim başkanı değil de iletişim nasıl olmaz örneklerini veren bir dil kullanıyor. Siz devletin Cumhurbaşkanlığı makamının iletişim başkanısınız ve öyle bir dil kullanmalısınız ki kullandığınız dil bilgilendirme, bilgilendirmeyle beraber teenni, teenniyle beraber itidal, itidalle beraber toplumun tamamına güven verecek, doğru bilgilendirmenin önünü açacak bir formül üzerine oturmalı. Ama siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki iletişim başkanlığı olarak toplumda tamamen siyaset dilini, iktidar kanadının bir devletin kurumu değil de doğrudan iktidar kanadının bir parçası gibi öylesine bir dil kullanıyorsunuz ki insanlar kullandığınız dilden dolayı size çok maalesef hani söylemekten imtina ediyorum ama yani hani kamuoyu bildiği için söylüyorum bir troll gibi maalesef değerlendiriyorlar ve bu da o kuruma zarar veriyor. O yüzden siyaset dilinin, kamplaşmanın, ayrışmanın, ötekileştirmenin ortadan kaldırılacağı bir formül, şart. Bugün toplumda illetti, zilletti, şuydu, buydu, bu şekilde yaklaşımlarla sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Bakın bugün bu problemin, Türkiye'deki şu anda yaşadığımız terör probleminin biz doğru süreçleri illa bu iktidar döneminde olduğunu söylemiyorum. Doğru yönetemediğimiz için bugün bu terör problemi küresel güçlerin kullandığı, bize karşı kullandığı bir aygıta dönüştü. Bunun ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu onların elinden almamız gerekiyor. Ve şunu bütün samimiyetimle söylüyorum ve ifa ediyorum. Biz 1000 yıldan beri bu coğrafyada yaşayan kardeşleriz. Bunu söylemek bile bazen bana zul geliyor. Ama şunu ifade edeyim size. 1000 yıldan beri bu coğrafyayı birlikte vatan kılmış olan Türkler de Kürtler de eğer şu aralarındaki 4. dönemdeki problemi çözemezlerse Türklere de Kürtlere de yazıklar olsun. Bu terör belasını ortadan kaldıramazlarsa, terörü hala bir araç olarak kullanan varsa onlara da yazıklar olsun. Ve biz 1000 yıllık kardeşliğimizi bugün 4. dönüm noktasında tekraren biz bu 4. dönüm noktasında gerçekten geleceğe taşıyacak bu coğrafyanın, bu ülkenin, bu medeniyetin geleceğe taşıyacak bir şekilde bir dili geliştiremezsek hepimize yazıklar olsun. Başka bir şey söylemiyorum burada. Evet, Sayın Başkan süremizi de açtık aslında. Kısa cevap olarak aktarabilirseniz. Şimdi biz terörle ciddi mücadele içerisindeyiz. Yani gereğini de yapmaya çalışıyoruz. Yerine göre Amerika'ya ve Rusya'ya rağmen diyoruz. Amerika ve Rusya bizden neden çekinmiyor? Bizim mücadele ettiğimiz teröristleri neden destekliyorlar? Bizim karşılarında stratejik olarak onların bağını kesebileceğimiz hiç somut yapımız yok mu? Çünkü biz, Mustafa Bey, biz kendi sorunlarımızı kendi bölgemizin gerçekleriyle değerlendirmedik. Biz Suriye'deki olay gündeme geldiğinde biz oraya zaman geldi Washington'un gözlüğüyle baktık, zaman geldi Brüksel'in gözlüğüyle baktık, zaman geldi Moskova'nın gözlüğüyle baktık. Evet. Oysa 910 kilometrelik sınırımız olan bir Suriye'deki meselenin bugünden yarına çözülemeyeceğini, bunun bir aşama olduğunu, zaman içerisinde insanların yerlerinden, yurtlarından edilmeden o problem çözülebileceğini bu devlet tecrübesi olarak bilmemiz gerekirdi. 1000 yıldan beri biz oraları yönetmiş bir coğrafyanın, bir ülkenin, bir imparatorluğun devamıyız. Oradaki yani gidip de Halep'in sokaklarında gezmeden, Şam'ın sokaklarında gezmeden, gidip oralarda İdlib'in sokaklarında gezmeden, o insanların algısını bilmeden, o bölgenin gerçekliğinden haberdar olmadan, kalkıp da Washington'dan gelen bilgiler üzerinden, Brüksel'den gelen bilgiler üzerinden o bölgede değişimlerin olacağına inandıysak biz doğru bir iş yapmamışız demektir. Evet. Sonra bizim bu yanlışlarımız üzerine de Rusya'sı da gelir konar, Amerika'sı da gelir konar, Brüksel'e de gelir konar, hepsi gelir konar ve biz bugün 4 milyona yakın Suriyeli insanı topraklarımızda misafir ediyoruz. En azından 4-5 milyon insan Türkiye dışında, Suriyeli insan Türkiye dışında yaşamak zorunda ve şu anda İdlib gibi Suriye'nin kilidine dönmüş bir nokta var. İdlib'de Amerika'nın yapmaya çalıştıkları var. PYD-YPG'nin yapmaya çalıştıkları var.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü artık söylüyoruz ama kendimiz bile inanmıyoruz. Bundan sonra süreç nereye evrilecek bilmiyorum ve o gün attığımız yanlış adımın neticesinde en büyük güvenlik problemimize dönen Suriye'de bugün yarınımızı görmekten maalesef uzak noktaya taşındık. Maalesef. İşte ondan dolayı biz bu yanlışlarla karşı karşıya kaldık. Onunla mücadele ediyoruz. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Mustafa Kaya konuğumuzdu. Kendisiyle önemli konuları konuştuk.